Herkese merhabalar, LGS'ye son 59 gün, gerçekten çok değerli bir süre, 60 gün olduğunu düşünürsek 2 ay var. 2 aydan etlerimizi mükemmel bir şekilde artırıp hayallerimizdeki liseye, hayallerimizdeki okula yerleşebiliriz. Günün sözüne baktığımızda başarı ve başarısızlık arasındaki tek fark harekete geçme kabiliyetidir diyor Alexander Graham Bell. Yani gerçekten de önemli bir söz. Eğer ya yaparız, hadi bakalım pazartesi başlarım, yarın başlarım, hele bir şöyle, hele böyle dersek bir türlü başlayamayız ve harekete geçemediğimiz için de başlayamadığımız için de bitiremeyiz. Başlamak bitirmenin yarısıdır arkadaşlar. Yani başladığımızda esasında bir işi bitirmenin yarısına gelmiş oluruz. Çünkü gerisini tamamlamak esasında başlamaktan daha kolay. Başlamak zor. Dolayısıyla biz şimdiden sıkı sıkıya bu son iki aya çok iyi bir şekilde çalışalım. Eğer zaten çalışıyorsak da netlerimizi artırmak için moralimizi bozmadan gayretli bir şekilde tempoyu, vitesi biraz daha artırıp hayallerimize kavuşalım. Günün yorumuna baktığımızda paragraf için kaç saat kitap okumalıyız demiş Şeyda Hira Tüylü. Şimdi öncelikle kitap okumak gerçekten bizler için çok değerli. Biz her zaman zaten böyle kitaplarımızı masanın üzerine koyuyoruz ve devriliyor kitaplar. Bu mas kitaplarını koyduğumuzda arkadaşlar sizlere ne diyoruz? kitap okumak sadece ve sadece Türkçe dersi için değil. Aynı zamanda aynı zamanda yorum yeteneğinizi geliştirdiği için inkılap tarihi, İngilizce, din, matematik fenisine geçerli. Aynı zamanda dikkat yeteneğinizi de geliştiriyor. Bakın. Yapılan bilimsel araştırmalar sonrasında günümüzdeki gençlerin yani sizlerden bahsediyorum ben değil. Ben artık genç değilim. Gençlerin YouTube ekranları üzerinde ya da bilgisayar oyunları işte Fortnite, Brawl Stars işte ne bileyim bilmiyorum isimlerini siz daha iyi biliyorsunuz sürekli olarak ekran karşısında durmaları yüzünden dikkatleri çok zor toparlanıyormuş kitapta. Çünkü burada bir şey yok ki yani ekranda bir Fortnite'ı bir işte oyunu bir YouTube'daki videoyu düşünün. Orada ne kadar çok piksel var. Orada dikkatinizi çeken çok şey var. Burada ise fazla dikkat çeken bir şey yok. Dolayısıyla burada buna benzer bir şey odaklandığında öğrencinin zihni dağılıyormuş. Ya bu ne ya? Bu deyip canı sıkılabiliyormuş. Aynı şey bir soru için de geçerli. Sen şu soruya baktığında şöyle diyelim ki şöyle bir düz bir soru bulayım ha buraya af diyebiliyor musun? Dolayısıyla biz kitap okuduğumuzda gerçekten ama gerçekten odaklanma yeteneğimizi de geliştirmiş oluyoruz. O yüzden kitap okumak çok önemli. Peki kaç saat okumalıyız? Bir saat olabilir, yarım saat olabilir. Fark etmez ama düzenli bir şekilde her gün kitap okuyan öğrenci LGS'de gerçekten netlerinde çok ciddi bir artış yaşayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde paragrafla alakalı biz her zaman sizlere söylediğimiz ne var? Bol bol soruda çözmek. Deneme puanlarımızı yükseltmek için Taktik videosu çeker misiniz demiş arkadaşımız. Şimdi deneme taktikleriyle alakalı her zaman söylediğimiz üç temel şey var. Bir, bunu zaten çekmiştik ama burada sizin için bir kez daha cevaplayalım. Bir deneme öncesi var, bir deneme sırası var, bir de deneme sırası diyelim, bir de deneme sonrası var. Deneme öncesinde mutlaka, mutlaka arkadaşlar ortamınızı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani ya işte burada tam iyi çözemedim o yüzden yanlış yaptım dememeniz lazım denemeyi gerçekten net bir şekilde tertemiz, steril, sessiz bir ortamda çözmeye çalışmanız lazım. Dışarıdan sesler, gürültüler gelebilir. Bu önemli değil. İkincisi kurşun kalemle çözmeniz lazım. Artık ben uçlu kalemle Hayır, hayır. Gerçek sınavda kurşun kalemle çözeceksiniz. Üçüncüsü böyle işte telefon yanında. Hayır, telefon dışarıda duracak. Gerçek sınavda ne oluyorsa aynı benzer şekilde. Böylece eğer yanlışınız çıkarsa ya şu falan. Hayır, bahanem yok. Gerçekten yanlışım çıktı demeniz lazım. İkincisi doğru denemeyi çözmeniz lazım. Yani doğru kaynaktan doğru sorulardan faydalanmanız lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Ya çok kazık bir denemeyi çözerseniz zaten moraliniz bozulur. Kazık olduğunu bildiğiniz bir denemeye başlamak zaten moralinizi çökertir. En baştan zaten bu zor dersiniz. Yanlış yaptıkça moraliniz bozulur. Ama ben bunu yaparım. Yapabilirim. Bunu arkadaşlarım yaptı. İnşallah da iyi yapacağım diyerek ortamınızı, motivasyonunuzu en net bir şekilde başlatmanız lazım. Deneme sırasında mutlaka mutlaka turlama taktiği uygulamanız lazım. Yani takıldığınız soruya çok fazla takılmamanız lazım. Antep fıstığı yöntemi. Açık fıstıkları yiyorsun, kapaları sonraya bırakıyorsun. İkincisi arkadaşlar, antep fıstığı yöntemini söylemiş Burada tabii takıldığınız soru işaretlerken de, takıldığınız soru işaretlerken de kesinlikle ve kesinlikle böyle çok fazla işaret koymamanız lazım. Mesela diyelim sayısal bölümde ben olsam ki birçok uzman da bunu söylüyor. Fenden başlayacaksınız. Çünkü fendeki sorular daha kolay matematiğe göre. Fenden başladıktan sonra diyelim ki matematik şu soruya takıldın ya. Böyle. Böyle bir işaret koyarsan döndüğünde gene takılırsın ki bu ne ya? Aman Allah'ım de. Halbuki şöyle küçük bir işaret koyacaksın. Fıt. Ben bunu boş bıraktım. Dönüşe bakacağım. Çok da korkmama gerek yok demeniz gerekiyor arkadaşlar. İkincisi de bazı kavramları, bazı bilgileri zaten biliyor olmanız lazım. Ve kodlamayı da sayfa sayfa yapmanız lazım. Yani soru soru değil. Deneme sonrasında da mutlaka analiz yapmanız gerekiyor. Yani yaptığınız yanlışların üzerinden geçmeniz gerekiyor. Ya yani ben şu denemede şu soruyu yanlış yaptım. Tamam. Neyse sağlık olsun değil. Bu hangi konuyla alakalı deyip bunun üzerine gitmeniz lazım. Bu konuyla alakalı sorularınızı, hatalarınızı çözmeniz lazım. Bunu yaparsanız var ya inanılmaz bir artış sağlarsınız. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Günün kaynağına baktığımızda LGS Paragrafons gerçekten efsane bir kitap. Şu anda birçok öğrencimiz çok severek çözüyorlar. Yorumlarınızı görüyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara da. Hızlama ve odaklanmayı sağlayan süre yönetimini sağlayan ve tamamen beceri temelli yeni nesil özel sorulardan oluşan harika bir kitap arkadaşlar. Burada sizler için çok güzel bir yöntem belirledik. Mesela diyelim ki 12'li deneme çözüyorsunuz ya. Önce 12'li denemeyi 24 dakikada çözüyorsunuz. Sonra 23 dakika iniyor. Yani ilk başta her bir soruya 2 dakika veriyoruz. Sonra 22 dakika. Sonra 21 dakika. Sonra 20 dakika. Sonra 19 Sona 18, sonra 17, sonra 16, sonra 15 gittikçe süre azalıyor ve bu şekilde denemelerde süre yönetiminize sağlamış oluyorsunuz. Zamanla 12 soruya 12 dakika veriyorsunuz. Normalde kaç dakika veriliyor? 12 soruya 1,5 dakikadan çok daha fazla süre veriliyor. Yani 12 e, soru için verilen süreyi hesaplayalım burada. 12 çarpı e, 1,5 desek ne eder? 18 dakika veriliyor. Yani siz 18 dakika çözebilmenize imkan veriyorlar. Ama biz çok daha kısa sürede çözüp daha iyi, daha konsantre olmamız lazım. Bazen şu da var, sınavdaki şu soru, böyle gözüken bir soru, gerçek sınavda böyle gelebiliyor gözünüze. Çünkü gerçek sınavı birazcık bizi korkutabiliyor. Ama bizler sıkı sıkıya çalışarak, bol bol kitaplar okuyarak bunların hepsinden kurtulacağız arkadaşlar. Bu arada paragrafonsun öncesinde paragrafonun sonrasında da paragrafta son noktaya çözen bir öğrenci, LGS'de, Türkçe'de çok çok iyi netler yapar. Zaten dil bilgisi çıkmıyor biliyorsunuz, süper bir şekilde yapacağız. Günlük okuluna baktığımızda Ahmet Erdem Anadolu Sesi Bursa'da, psikoloji, mühendislik, mimarlık, hukuk, eczacılık, diş hekimliği, tıp çıldırmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? Fark etmez. Türkiye'nin bütün liselerinden çalışan öğrenciler bütün bu güzel üniversiteleri kazanabilirler. Ahmet Erdem de yine mükemmel bir şekilde öğrencilerini hazırlamış. Tertemiz yapıldı. Sizi bekliyor arkadaşlar. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Çalışmaya devam ediyoruz.